Bu arada hayır cephesi de İstanbul'da buluştu. Kimler var bu cephede? CHP, İyi Parti, Saadet, HDP. Hayır cephesinin katıldığı toplantının konusu Orta Doğu'ydu. Ama toplantıya 2019 başkanlık seçimi damga vurdu. Sayın seyirciler, hayır cephesi adına ortaya atılan formül şu. İlk tura herkes adayıyla çıkar, kendi adayıyla. İkinci turda en çok oy alan başkanın etrafında kelepçelenilir. Cumhurbaşkanlığının ikinci turunda tek adamlık peşinde olan adayın karşısındaki aday kim ise o desteklemelidir. Bence Türkiye'nin en güzel ve verimli toplantılarından birini gerçekleştiriyoruz. Ben bakıyorum, iktidar kutuplaşmadan ümit arıyor gibi. Ortak mesaj hem görüntüyle hem de sözlerle verildi. Hayır bloğu bugün aynı salonda buluştu. Orta Doğu konulu toplantıda 2019'da yapılacak olan başkanlık seçimi ön plana çıktı. Cumhurbaşkanlığı için mümkünse bütün partiler ilk turda kendi adaylarını çıkarmalıdır. Bu şekilde davranıldığında seçimlerin ikinci tura kalması ihtimali çok yüksektir. Elbette ki siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Ama ortak değerlerimiz vardır. Ortak paydalarımız vardır. Vatan sevgimiz vardır. Bayrak sevgimiz vardır. Biz bir aday çıkaracağız. Şu anda biz şahıslar üzerinde konuşmuyoruz. Ne zamana kadar şöyle bir 5-6 ay geçsin. Kamuoyunun merak ettiği şuydu. Hayır bloğu ortak aday çıkaracak mı? En net sinyali İyi Parti temsilcisi Nuri Okutan verdi. Cumhurbaşkanlığının ikinci turunda aday kim ise o desteklemelidir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin muhalefet tarafından kazanabileceğine inanıyoruz. Kılıçdaroğlu da bloğun bir araya gelmesinden memnundu. Elbette ki siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Ama ortak değerlerimiz vardır. Ortak paydalarımız vardır. Hayır bloğu başkanlık için ittifak kurar mı şimdilik belli değil. Ama bir araya gelen siyasilerin mesajları da vücut dilleri de bu ihtimalin uzak olmadığını gösterdi. Bir kamuoyu araştırmasını yapmaya ihtiyacımız var. Hem de bizim tabanımızın da bu konuya sıcak bakmasına ihtiyaç var.